takvimde gidiyorum. Şu anda Kurasuvar'dayım. Belediye Başkanım Sayın Emre'yle beraberiz. Sayın Başkanım, kısaca her şey açık bir şekilde ortada. Artık insanları koruyor. Öldüren virüs ama maalesef hala bazıları kafalarında bunu rahat ettirememişler. Ve bakın Flaman bölgesinde, Yavalon bölgesinde hemen hemen Ağrıbakan'da çok az hasta kaldı. Çoğunluğu aşı oldu. Maalesef Brüksel'de durum testi. Hala %45'i aşı olmadığı için bizim ağır bakımda kalan yatağımız kalmadı. Hatta Flaman bölgesine gönderdiğimiz hastalarımız oldu. Ağır bakımda, yoğun bakımda. Yoğun bakımda, evet. Ve maalesef onun yüzünden kanser hastaları, kalp hastaları yer bulamıyor. O yüzden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani gelin siz de destek olun. Dayanışma içine girelim. Hastalarımız hasta olan, tedavi olamıyor bugün. Yani bizi koruyan aşı. Gençlerimizin bir mesajım var. Ya gençlerimiz 12-17 yaşında bir risk var. Ya bugün Flaman bölgesinde %85 aşı oldu. Flaman bölgesinde %70'e yakın. Hiçbir sıkıntı yok. Burada da artık gençler gelmeye başladı. O yüzden aşı bizi koruyor. Bu virüsün taşınmasını engellemeye çalışıyoruz aşı olarak. Bu bağlamda bir an önce bunu yaparsak, yarın bildiğiniz gibi Ekim ayının başında artık sinemaya gitmek, restorana gitmek güç olacak. Çünkü aşı olmamışlar gidemeyecek. O yüzden zaten buradayız. Pazartesinden çarşambaya kadar klası var. Perşembe günü sadece klas serbestteyiz. 12'den 19'a kadar. Herkes gelebilir. Sadece serbestte yaşayanlar değil. Diğerlerine gelsin. Onlara da, onları da aşı yapalım. El ele verelim. Bir an önce eski hayatımıza dönelim. Onu hafta yapıyorsunuz. Yok yok artık o hatta oturma hakkına sahip olacağımız da şey. Çünkü bu iş birlikte yapılıyor. Herkes bunu şey yapacak. Bir şey daha eklemek isterim. AstraZeneca yapıp ikinci aşıyı tereddüt edenleri Pfizer olarak aşı yaptırabiliyoruz. Hükümetlerimizin aldığı bu konuda. Bir de burada büromuz var gördüğünüz gibi. Orada da yurt dışında aşı olanları için bilgi gösteriyoruz. Onlara da yardımcı olmaya başlıyoruz. Ayrıca bugün ilk defa otobüsümüzde iki kere aşı olup üçüncü aşı için mektubunu alanlar, KOKOM'dan mektubu alanlara onlara da aşıya başladık. Bu haberi bu mucizeyle veriyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi günler.